Merhaba arkadaşlar, güzel İstanbul şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümle karşınızdayız. Son bölümde Anadolu yakası ile ilgili çeşitli faaliyetler yerine getirmiştik. Özellikle Boğaz kenarında yer alan Çengelköy, Rasathane, Kandilli vesaire gibi yerleri yapmıştık. Yukarıya doğru devam edelim diyorduk. Şimdi Kavacığa kadar olan bu kısmı tamamlamaya çalışalım. Bu tarafta neler var? Anadolu Hisarı vesaire, onları inşa etmeye çalışacağız. Şimdi şurada bir park var. Hemen başlangıçta onu koyalım. Ondan sonra da bunun yanına şuraya Anadolu Hisarı'nı yerleştirelim. Lakin bizde Anadolu Hisarı'nı temsilen bir öğe olmadığı için şurada bir yerde kullanmış olduğumuz bir asetimiz vardı. Nerede kullandık? Şundan kendimize bir küçük kale yapacağız. Şöyle, şöyle şeklinde bunu kullanabiliriz. Bu ara kısma baktığımız zaman da burada neler var? Genelde yeşil alanlar vesaireler var. Yeşil alanları temsilen biz buralara karışık bir şekilde böyle park veririz diye düşünüyorum. Kalan kısımları da yeşilliklerle burada doldurup işimize devam edebiliriz. Şimdi iç taraflara girdiğimiz zaman buralar tamamen muhtelif villa vesaire gibi yerler sanki. Buna istinaden bir asetimiz olmadığı için biz ne yapacağız? Her zamanki gibi mahallelerimizi binamızdan böyle birazcık seyrek seyrek buraları dolduracağız. Tabi haliyle biz olması gerekene göre büyük bir nüfus verdiğimiz için de burası olması gerekenden daha fazla kalabalık bir muhite dönüşüyor. Şöyle yapalım. Aslında bu taraflar için bizim mutlaka bir aset yapmamız lazımmış. Yani asetsiz biz girdik bu işe. Haliyle buranın nüfusu acayip fazla çıkıyor bu durumda. Şöyle ile buradaki parseli bitirmeye çalışalım. Oraya bir çarşı veririz. Çarşılık asetimizi de şuraya koyalım. Bir tane de buraya koyalım. Geri kalan yerleri de bununla sanki tamamlasak işimizi göreceğiz. Şöyle. Şöyle. Bunu da tamamlayalım. Aralar boşluk kalsın. Çünkü buralar çoğunlukla yani yeşil alan. Yani bir yere kadar bina koyabiliyoruz ama bir yerden sonra bina koymak çok makul şeyler değil. Ondan sonra buradan yukarıya doğru birazcık devam edelim. Şuradaki muhiti de tamamlayalım. Burası da benzer bir yapıda. Çoğunluk yeşillik. Özellikle bu taraf yeşillik. Diğer taraflarda tamamen karışık binalarla dolu olacak. Bu arada burada top sahası varmış. Hazır görmüşken bunu yok edelim. Top sahası bir yere kurmuştuk sanki ama nereye kurmuştuk? Şöyle. Buraya bağlayalım. Ağaçlarımız kaybolmasın. Şöyle top sahamızı aldık. Evet. Şöyle bina kurmalarıyla devam edelim. Kalabalık olmayan bir muhitleri de biz kalabalık yaptık tabi bu serimizde. Uygun asetimiz olmadığı için.
yerine başka bir şey koyarız. Buraya da aslında sanki buralarda sistemi tek koysak daha mı iyi olurdu bilemedim. Şöyle de kalsın. Burası artık tamamen yeşillik mi? Birazcık şu taraflara bina kuracağız. Ondan sonrası sanki yeşillik. Çarşımız neredeydi? Evet, bundan sonrasında yeşillik yapacağız ama bunu şu orman asetimizden kopyalayarak gidelim. Yoksa bitiremiyoruz. Evet, böyle kalsın burası. Şurayı da tamamlayalım. Burada büyük bir bina var ama diğer taraflar normal müstakil binalar. Onun için müstakil binalarla biz burada devam edelim. Buralarda bir yerde sanki birine gitmişti ama tam yerini hatırlamıyorum. Kavacıktan girerek gidiliyordu. Birkaç blok daha koyduğumuz zaman buranın işi sanki bitecek gibi. Evet, böyle kalsın. Şimdi biz bu aralara okul vesaire koymadık. Bir iki tane okul yerleştirelim buraya. Geri kalan yerleri de yine burasını tamamlasın. Şurada bir bölümümüz var. Ne şekilde ilerleyelim? Sanki şurayı daha yapabiliriz ama burada sanki yeşil alan çok gibi hatırlıyorum. Evet, burası tamamen yeşil alan. Şurada bir bölge var. Onun dışında bir de alt taraf var. Oradaki bölgeye tamamen site olduğu için biz de güzel site asetimizden şöyle bir kendimize uygun şekil belirleyelim. Hiç yönümüzü bozmadan burayı tamamlayalım. Kocaman bir site. Karşıya devam ediyor mu? Hayır. Ön tarafı yeşillik. Ön tarafına da istinaden şöyle yapalım. Bu taraf nasıl? Burası da bir yere kadar sanki binalarla yine gidiyor. Çarşılık koymuştuk bir yere, neredeydi o? Buraya da çarşılık aldık, tamam. Şimdi burası yeşillik mi? Aynen, burası böyle bir alan yeşillik olacak. Sonra bu tarafta ne var? Burada böyle sanki su tesisi falan gibi bir şeyler var. Hemen değerlendirelim. Şöyle hiç affetmeden değerlendirelim. Önüne de bir tane su kulesi verelim. Bir tane de enerji şey verelim. Burası böyle güzel bir şey bölgesi olsun bizim için. Buradan da su verelim.
ilerleyebiliriz. Bunu da bu şekilde bağlayabiliriz. Buranın yeşilliğini hemen yerleştirelim. Yeşillik dışında bir şey yok. Buralarda baraj yeri falan mı var? Buralar tam ne ki acaba bilemedim. Biz işimize dönelim. Şöyle güzel bir orman alanı var mı bizim yeşillik alabileceğimiz? Şöyle. Neresiydi bizim muhit? Bu tarafa doğru da devam ediyor mu? Yok. Bu kadar kafi. Evet, yeşillik yeşillik bir bölgemiz oldu. Şu alt tarafı dolduralım. Burada neler var? Buranın da aslında çoğu yeşillik gibi sanki. Şu taraflar yine yeşillik. Bunun alt tarafı nasıl? Bunun alt tarafı da yeşillik. Zaten böyle yemyeşil gidiyor bu taraf. Bence temin diğer tarafı da yeşillik sanki burada. Ama yol kenarında muhtelif binalar mevcut. Şimdi şöyle hemen başlayalım inşaat faaliyetlerine. Diğer binamızdan da bu taraflara doğru ilerleyelim. Tamam, daha da fazla sık sık bir şey yapmaya gerek yok. Buraya kadar yeşillendiririz. Şu parseli de tamamlayalım. Burada ne var? Muhtelif artık evler var ama şurada bir site var sanki gördüğüm kadarıyla. Hemen ona istinaden buraya kaç blok ayarlayabiliriz? Tamam, burası göngemiz tutuyor. Şöyle burayı kapatalım. Diğer yere gelecek olursak da lazım aslında binada. Biz şimdi koymuş bulunduk. Böyle gitsin. Oralarda yeşillik kalsın. Diğer bina tipimizden de koyalım. Orası yeşillik kalsın. Bu taraftaki aset ne durumda? Burada bir inşaat var. Ondan sonra yine muhtelif binalarla böyle döneceğiz. O zaman orayı biz yeşillik bırakalım şimdilik. İnşaat alanı bizim için olmasın. Şimdi Gazi Osman Paşa tarafını yaparken tabi haliyle binalardan böyle tiksinti gelmişti. Şimdi bu bölgede de yeşillik fazla olduğu için dengeyi sağlamakta zorlanıyoruz. Bu tarafla da ilgili bir tane otobüs hattı vermekte fayda var. 15H zannedersem sanki buradan şöyle şurayı toplayıp bizi götürür gibi geliyor. Bu yol mu devam ediyordu?
şöyle gidecek sanki böyle bizim yolumuz. Biz bunun kenarında da birkaç tane bina koyalım. Hattı tamamlasın en azından, değil mi? Şuraya da koyalım. Nasılsa buradan otobüs hattı geçireceğimiz için çok ulaşım sıkıntımız yok. Yani bu kadar sık bir yerleşim yok burada ama yapacak bir şey yok. Bizim serimiz şu an buralarda böyle kalabalık oluşturdu. Böyle kalsın. Kaç tane şuraya bina koyalım. Şurasında son durak yapacağız. Şöyle bu bölgeyi tarayacağız. Bu bölgeyi tarayacağız. Şöyle buradan gireceğiz. Şöyle gelecek. Oradan da sahilden gidecek herhalde bildiğim kadarıyla. Evet, biz başlayalım. Şimdi burası. 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 Burası alsın. Şöyle. Doğru mu ilerliyoruz acaba? Böyle. Böyle. Buradan. Böyle. Böyle. Zannedersem doğru geliyoruz. Yani ufak tefek hata yapıyor olabiliriz. Böyle. Tarafa durak koymak çok önemli değil. Böyle. 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 Bunda sonrası hop. Durak nerede? Şurada. Böyle. 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 Üsküdar. Böyle. Böyle. Şimdi ilk defa hat geçirdiğiniz zaman çok sıkıntı yok. Önünüzü görüyorsunuz ama böyle ikinci, üçüncü, beşinci otobüs hatlarının olduğu caddelere geldiğiniz zaman işte işiniz zor. Buradan içeri giriyoruz. Böyle. Ve buradan bağlayalım. Buna da diyeceğiz ki nereye gitti? 15H kim başı Üsküdar. Evet, sığdı. Buna da bir ikarus verelim. İkarus 260 verdik değil mi? Evet. Buna da böyle iki tane bir hat verelim. Bu da burayı böylelikle toplasın. Şöyle bir start verelim. Altyapı sıkıntısı olan bölgemiz var mı? Tabii ki de var. Son kurmuş olduğumuz bölgenin hiçbirisinde biz altyapı vermemişiz. Şöyle buradan gelsin. Bunu da şöyle bağlayalım. Bir tane ev susuz kalmış. Diğerlerinin bir şekilde su bağlantısını iyi kötü vermiş olduk. Bayağı büyük bir yerleşim bölgesi daha tamamlamış olduk. Daha sonra şu iç tarafları tamamlayarak aşağı doğru geleceğiz. Bu tarafla ilgili şuradaki binalara araç vesaire vermiyorduk herhalde. Evet, bununla ilgili bir işimiz yok. Bir tane okul verdik. Hastane vesaire durumu yani çok iyi değil. Öyle gözüküyor bu tarafta. İtfaiye durumu sanki bu Kavacık tarafına bir itfaiye verirsek bizim iş yeterli olur. Aracını verelim. Polis hiç koymadık. Polis bir yere koyalım. Şurada
Belki bölgelerden birine, şuraya bir yere bir polis verebiliriz belki. Buralarda birazcık seyrek seyrek yaptığımız yerler vardı. Şurası polis olsun, bu bölgeyi bununla en azından kontrol altına alırız. Polis aracı olarak da yine 1 bölü 2 ölçekli aracımızı verelim. Gemi ne? Bize mi gidiyor? Evet, bize geliyor. Malzeme getiriyor. Güzel. Sıkıntı yok. Evet, bu bölümü de burada tamamlayabiliriz arkadaşlar. Ne yapmış olduk? Son bölümde yukarıya Kavacık'la Beykoz'la daha Üsküdar'a bağlantı sağlayacağımız Anadolu Hisarı tarafını, Kandilli'nin yukarılarını ilerledik. Oradan içeriye doğru ilerledik. Hekimbaşı vesaire Yenimahalle taraflarını yaptık. Daha sonra aşağılara doğru inerek serimize devam etmeye çalışacağız. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek üzere.